Bak mesela şey de çok ilginç. Adam kelimesi mesela bugün olgun erkek gibi kullanılıyorsa geçmişte tarihte adam kelimesi bir kişi manasında, şahsiyet manasında veriliyor. Adem biliyor. Evet, Adem'den geldiğini söylerler adam. Hatta bilim adamı, Ben bilim mesela insanı Şemsettin Sami, aslında aynı ilk şey. yerli Avrupai romanımız. Taşyuk-ı Talat bir fitnattı. Orada mesela dipnota vermişlerdi adama. Adam kişi manasında kullanılmıştır diyor. Üç adam diyor ya da beş Adem gibi. Adem'in aslında belki yazılışta değişip o konuşu mu değişti acaba adam oldu? Belki de öyle de olabilir dediğin gibi. Gold TV ekranlarına Tarih Sendir'in bu sefer 10. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Nail ile 10. birlikte. bölüm. Vay be. 10 olmuş. Hoş geldiniz. Nail Bey hoş geldin canım. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim şükür. Emren Sen Bey, nasılsın? Emren İyiyiz. camdan dışarıya selam veriyor. Ordu geçiyor. Kuşlara selam Falan veriyor veriyor, galiba. falan böyle selam veriyor. Böyle mi selam verirsen sen bana? Tabii. Görüyor mu peki oradan burayı? Gerçekten. Gördüğünlerim değil mi? Babası albay. Reis lan. Bugün seninle birlikte... Bizim evde demokrasi yok Reis değil mi? Evet, babası var bizim evde. Canpınar'ı var. O çok iyiydi ya. Adam bacakları köz çalıyordu. Neyse. Oradan sonra bir gönderme yapıyor bu arada. Yahudiler deniz yoluyla geldi ve Yahudi denizciler de var mesela Osmanlı'da. O belki ona bir gönderme yapıyor. Olabilir, öyle Korsanlara. yorumlayabiliriz. Can Bonomo mu? Olabilir değil mi? Ama ben gerçekten Can Bonomo'nun yaptığı müziği yapmak çok isterdim ya. Yani. Neyse. Evet, bugün Osmanlı adaleti konuşacağız. Buyurun, konuşalım. İstemezsen de Konuşalım kalk git Osmanlı. yani. Osmanlı'da adalet nasıldı Nail? Osmanlı'da adalet devletin varoluşsal temel prensibi unsuru gibi bir şey. Çünkü aslında bu Doğu Mezopotamya kültüründeki devlet kültürünü ve İran devlet kültürünü aldığımız için Selçuklular ve yani Horasan merkezi devletlerin mirasçısı bir devlet olduğumuz için halkın şöyle bir beklentisi var devletten. Daha doğrusu hükümdardan. Devlet demek hükümdar demek. Çok ilginç mesela. Devlet eskiden bugünkü manada bu rasyonel işte anonim yapıların, kurumların birleştiği bir yapı değil. Daha çok bir kişi manasında yani bir padişah, bir aile, bir his ya de çok devlet olduğum gibi bir şey yani böyle mutluluk yani böyle, öyle bir şey, öyle bir anlamı var. Ve bu manada aslında halkın hükümdardan beklentisi gibi bir şey adaya. Çünkü onu meşru görmek için, o hükümdar tanımak, hükümdara tabi olmak için hükümdardan beklediğin temel şey adaletli olması. Adaletli olması aynı zamanda bu eski nasihatnamelerde bahsedildiği görüşe göre hükümdarın da menfaatine olacak bir şey. Şimdi bizim devlet idare kültürümüz, hukuk kültürümüz Türk, Moğol ve İran, Hint olarak iki bölümde oluşuyor ve İran'da birleşiyor aslında bizim bu Müslüman olduktan sonra tabii bu devlet kültürümüz. O yüzden hukukumuzda bizim aslında iki yapı var. Örfi hukuk bir de şer'i hukuk olarak. Peki bu eski nasihatnamede bahsedilen görüş ne? Şöyle ki şimdi dedik ya bu İran kültürüyle beraber aslında o bölge geldiğimizle beraber biz edebi olarak Farisi dünyaya intikal etmiş oluyoruz. Ve bu şekilde onlardan bazı şeyler tabii görüşlerimiz birleşiyor. Çünkü orada devlet kültürünü de almış oluyoruz. Bu da şöyle. Kutadgu Köprülük biliyorsun bizim ilk yazılı eserlerimizden biri. Ve orada Yusuf Has Hacı bu eski İran nasihatnamelerindeki görüşü devam ettiriyor. Hatta da Nizami Mülk de bunu tekrar Evet, diyor ki kabusnamede Kabusname'de daha eski çok. Hint İran geleneğini yansıtan geç bir eser Kabusname'de aynı görüş şekilde formüllendirilmiş buluruz. Şunu bil ki hükümdarlık askerle, asker de altınla kudret kazanır. Altın da bayındırlıkla ele geçer. Bayındırlık ise adil ve insafla yayılabilir. Onun için adli insaftan gafil olma. Yani eksik olma. Adalet dairesi denilen bu formül Kutadgu Büyükleri de daha açık ifade olmuştur. Memleket tutmak için çok asker ve ordu lazımdır. Askerini beslemek için de çok mal ve servete ihtiyaç vardır. Bu malı elde etmek için halkın zengin olması gerekir. Halkın zengin olması için de doğru kanunlar konulmalıdır. Bunlardan biri ihmal edilirse dördü de kalır. Dördü biri ihmal edilirse beylik çözülmeye yüz tutar Diyor diyor. ki Aslında evet. belli akli olarak zaten çok hani akla mantıklı gelen bir şey. Konuyu bu adaletli olma konusunu hükümdarların menfaatine dokunduruyorlar. Bu şekilde aslında hükümdarın adaletli olması sağlamaya çalışıyorlar gibi. Çok mantıklı geliyor bana. Şimdi şöyle ki, bir hükümdar, bir padişah, bir kral, ne dersiniz artık, büyük bir hükümdarlık kurmak istiyorsa, hükümdarlığını yüceltmek istiyorsa, hükümdarlığını korumak istiyorsa neye ihtiyacı var? Askere ihtiyacı var ki gücü olsun. Güç demek asker demek. Ama asker olması için neye ihtiyacı var? Para. Paraya ihtiyacı var. Parayı almak için neye ihtiyacı var? Halktan aldığı vergilere. Şimdi şöyle ki,
Eğer halk ağır vergilerle ve sert bir vergi muamelesi olursa ne olur? Halk isyan eder. Halk isyan ederse ne olur? Hükümdarlığı biter. Şimdi şöyle ki buna karşın eski nasihatnamelerde Nizamülmülk gibi büyük devlet adamları nasihatnameinde diyor ki halkını bir hükümdar halkını korumalı. Halkını büyük vergilerle ezmemeli ve bunun için iyi kanunlar koymalı. Bak mesela eski Türk Moğol devlet kültüründe de şöyledir ki kan yani hükümdar evvela törü koyar diyor. Törü töre yani. Yani kanun. Önce kanun koyar diyor. Ve kanunlar halkının menfaatine olması lazım. Halkını koruyan kanunlar olması lazım ki devlet zenginleşsin. Bak halkı zengin bir devlet. Devleti de zengin olur. Yani daha doğrusu devlet zengin olursa ordu büyük olur. Büyük ordu olursa imparatorluk büyür. Bu şimdi etkileyici ama biraz yani sanki böyle hükümdarın menfaati icabını yani kelleyi ve tahtı bırakmamak için daha şey gibi duruyor değil mi? Evet ama mantıklı. Çünkü şöyle bu nasihatnameler direkt hükümdarlara yazılmış eserler olduğu için yani hükümdarı kafasını çelmesi lazım ve onu aslında mantıklı bir hareketi yapması lazım. Çünkü gerçekten dediği gibi eğer bak tarihte neredeyse bütün isyanların çoğu da ekonomik sebeplerden olur. Roma'da da Osmanlı'da da birçok adalet aslında mesela şey var. Balkanlardaki ve Bulgaristan'daki isyanların temelleri aslında ekonomik sıkıntılar ve ayanlar meselesi. Daha önce Gospodar'la anlattık mesela. Mütegallibe diyoruz. Zorbacı adamlardan işte vergi alıyorlar. İşte arazilerinde onlara angaryalar vurup onları kendi menfaatleri adına iş yaptırıyorlardı falan. Bu da ne oluyordu? İsyanlar sebep oluyordu. Bizim isyanı gibi isyanlar sebep oluyordu. Yani hükümdarın düzgün bir şekilde idare etmesi yani halkına adaletli davranmasını istedikleri için devlet adamları nasihatnamelerinde bu konuyu bu şekilde açıklamışlar. Peki hükümdarlar evet. Bunu dikkate alıyorlar mıydı ki almak zorundalar gibi duruyor. Almak zorundalar ama mesela bak şimdi şöyle bir şey var ki almayanlar olabilir. Biz de genelde alıyor gibiler. Yani bizde öyle büyük adaletsizlikler görünmüyor. Adaletsizlik babında bazı hani konuşulan olaylar daha çok bu şey taht kavgaları gibi ama orada adalet yok. Orada çıkarlar arasındaki savaş var aslında. Hemen dipnot Osmanlı'da adaleti konuşuyoruz. Osmanlı'da adalet. Ama genel olarak aslında burada Türk Moğol kültürü ve İran kültürü çok genel olarak aslında biraz Hint Türk Müslüman devletleriyle de onların da biraz hani işleri böyle benziyor. Yani temel olarak aslında hükümdarın aklını çelmek adına böyle bir açıklamaya girmişler ki mantıklı zaten. Düşünce de gerçekten mantıklı şöyle oluyor. Yani hükümdar buna bunları riayet etmez, kanunlara riayet etmezse bizim muhterem din kültür hocamız Fatih Hoca'nın da dediği gibi yapacak bir şey yok. Bir de menfaati icabı. Menfaati icabı yapmak zorunda. Evet. Getirdiği için. İçin. Ya bak nasıl konuşuyorum ya. Ay güzel bir şey değil biliyor musun? Biraz bozuk bir Türkçe'dir ne çünkü. İçin. Yanlışlıkla söylüyorum. Arkaya şey verebiliyor muyuz? Deli diyemezsek. Ha? Hukuk demişken şimdi Osmanlı bir İslam devleti olarak şeriata da bağlıydılar. Ama bunun yanında tabii örf adet diye de hukuk kaynağı var diyebiliriz. Evet. Osmanlı hukuk sistemi nasıldı diye sorayım sana ben. Sistem dediğin gibi aslında bu iki kaynağa bağlıydı hukuk sistemi Osmanlı'da. Şeriat devlet bir Osmanlı devleti daha kuruluşundan beri ki yani beylik döneminden beri bir İslam devleti olduğu için bir uç beyliği olarak. Tabii ki de şeriata bağlıydı ve derviş, ulema kesimi aslında devletin kuruluş dönemindeki süreçte çok aktif bir rol oynuyordu. Hatta Osmanlı'nın ilk sadrazamları, büyük sadrazamları işte mesela Çandarlı Halil Paşa gibi. Herhalde Çandarlı ailesi zaten ulema kökenli insanlardı ve hukuk bilen insanlardı. Belki de bu kanunlaştırma dönemi ve şey o kuruluş döneminin bir özelliği olarak bunu söyleyebiliriz. Şöyle bahsedelim. Şeriat nedir? Şeriat Allah'ın kuralları yani Kur'an Allah'ın emirleri ve peygamberin sünnetleri yani öğütleri ve davranışları bunların yorumlanması, ilmiyede yorumlanmasıyla ortaya çıkan ilmi kurallar. Zaten bu yorumlama neden diyorum? Mesela fetva denilen bir şey vardır Osmanlı'da şu anda da var. Yani. Müftüler o işe yarar. Bab-ı meşiyat. Meşiyat makamı olarak adlandırır. Bir de örf-i adat vardır Osmanlı'daki şeyde. Örf geçmişten gelen adetler, devam eden şeyler. Bu örf adet biraz geniş bir hukuk alanı.
Şöyle ki eski Türk Moğol kültüründen gelen hukuk kültürünü devam ettiriyor. Bunun yanında hani eski kültürde olan bazı kanunları ve ya da törüde yani törede olan şeyleri devam ettirirken bir yandan yeni fethedilen topraklardaki belli işte vergileri, işte belli kanunları tekrardan işleme sokuyor. Yani bize yeni imparatorluğun Osmanlı'dan bahsediyoruz. Osmanlı'nın kanunlarına sokuyor. Ve bunun yanında bir de örf-i sultani olarak bir de padişahın fermanları yani kendi koyduğu kanunlar var. Bu iki hukuk sistemi arasında ulema arasında tabii bu tartışma konusu olmuş zamanında fakat hele Fatih döneminde bu sistem oturmuş. Ama temelleri Osman Bey'e kadar uzanıyor. Osman Bey örf adeti ile ilgili ilk örneklerinden sayabileceğimiz pazar bacı denilen bir şeyi, vergiyi, şeriatta olmayan bir vergiyi işleme sokuyor ve bu şekilde aslında örfi hukuk işleme girmiş oluyor Osmanlı'da ilk kez. Bu kayıtlarda olan tabii. Öyle. Şimdi şöyle ki bir de bahsettik ya, bak en başta ne bahsettim ben? Türk-Moğol devlet kültüründe evvela hükümdarlardan yani Kaan'dan bir törü koyulması, hatta bunların nasıl terimleri değişiyor, yeni konulan törü falanların terimleri vardı da bir törü yani kanun koyması isteniyor. Bu adetin Osmanlı'da devam ettiğini görüyoruz. Nasıl devam ediyor? Adaletname kültürüyle beraber en başta aslında her hükümdar döneminde koyulan kanunlar bir sonraki hükümdarda yeniden tasdik ediliyor. Şimdi mesela ben hükümdarım. Benim kanunlarım var. Benim kanunlarımı idare ettiğim dönem var. Tamam mı? Ben öldüm. Oğluma geçti at. Benim zamanımdaki kanunları kullanmak zorunda değil. Eğer benim zamanımdaki kanunları kullanmak gerekiyorsa padişahlar yeniden fermanla yayınlıyor. Yeniden fermanla kanun oğlum da bunu kullanacak diye mi? Ha? Oğlum da bunu kullanacak diye mi? Oğlum da bunu kullanacak diye değil. Ha. Ama benzerini Fatih yapacak. Bak ona geleceğim. Öncesinde şöyle. Babasının kanunu ben devam et. Ya babam böyle bir kanun çıkardı işte mesela. O kanunu tekrar da tasdik edip yeniden yayınlıyor. Kanun bir daha yayınlanıyor. Ha, oğlu şey yapıyor o zaman. Aynen oğlu. Fatih'le beraber artık bu eski kanunlar dedesinden kalan, çünkü zaten Fatih diyor ki bu kanunnamede atam dedem kanunu diyor buna. Atasından dedesinden babasından ve önceki dönemden gelen kanunları birleştiriyor. Ki zaten örnekler içerideki araştırmalardan da belli bu eski kanunlar olduğu. Bu kanunları bir şey toplayıp bir kitapta gibi toplayıp yani bir defter toplayıp düşünelim. Tekrardan kaydediyor ve bu yeni bir sistem oluşturuyor. Şöyle ki bu kanun atam dedemin benim ve dahi çocuklarımın diyor. Buradaki bahsettiği şeyde. Dediğimiz gibi Fatih bunu aslında hem kendi kanunları hem atasının dedesinin kanunu ve sonraki kanunlar gibi. Aslında biraz anayasaya benziyor. Böyle bir sanki Osmanlı ilk anayasasıymış gibi bir görüş var. Çünkü ondan sonra oğlu zamanda da eklemeler var. Hatta Kanuni dönemine kadar gelecek ki ismini veriyor zaten. Kanun döneminde bu Kanuni Osmani büyük gelişmeler sağlayacak. Ama bunun temelleri Fatih döneminde atılmış olacak. Peki Fatih zamanında ne değişiyor? Dediğim gibi işte Fatih zamanında atasından dedesinden gelen kanunları birleştirip kendi kanunlarıyla beraber bir tek bir kanun haline getiriyor. Kanunname haline getiriyor. Ya hepsini birleştiriyor. Eskiden dediğim gibi bak herkes kendi kanununu yazıyor. Ama her ekleme yapmıyor mu kendisinden de şu 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 olacak diye? Yani direkt atasından aldığını mı iş şey yapıyor yoksa illa kendi ekleme oluyor mu? Kendi eklediği kanunlar da var. Evet. Bir kanunlar manzumesi bu. Atasından dedesinden aldıkları kanunlar var. Kendi yazıldığı kanunlar var. Sonrasında çocuklarının ekleyeceği kanunlar var. Fatih bir de şöyle bir şey var bak. Fatih iki kanunname olarak çıkartıyor bunu. Bir devlet idaresini açıklayan bir kanunname. Bir de reaya kanunnamesi olarak yani halka halk kanunnamesi olarak çıkartıyor. Halk anayasası. Böyle başlangıcını koyuyor Fatih döneminde. Evet. Var mı daha anlatacaksın? Anlatacağım ama bugünlük bu kadar olsun. Sonra devam edelim en iyisi bence. Bence de. Çünkü bayağı uzayacak böyle devam ederse daha hukuku anlattık. Bir daha bundan sonra da adaletin tecellisini yerine getirilmesiyle ilgili Osmanlı'da adaletten tecellileri kimlerin elindeydi? Kimler bakıyordu hukuk işlerine falan filan onlardan bahsederiz bir dahaki bölümde de. Tamam. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.